İki yıl önce olduğu gibi bir kez daha Irak-Suriye tezkeresini tartışıyoruz. Ama bugün tartıştığımız Orta Doğu konjonktürü geçmiş yıllardan çok farklı. Çünkü bugün Filistin ve İsrail topraklarında binlerce insanın öldüğü bir savaş ve işgal politikası sürüyor. Çünkü gelişmeler bu savaşın ve şiddetin büyümesi ve tırmanması ihtimalini içinde barındırıyor. Çünkü bu durum savaşın Orta Doğu'da yayılması ve adeta bir tür 3. Dünya Savaşı provasına dönüşmesi ihtimalini büyütüyor. Çünkü Orta Doğu'daki temel iki mesele olan Filistin ve Kürt meselesi çözülmeden Orta Doğu'da sorunların çözülemeyeceğini yıllardır olduğu gibi bugün de acı bir biçimde tecrübe ettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Çünkü ateşi ateşle söndürmenin mümkün olmadığını, her acının yeni bir acıyı çağırdığını ve Orta Doğu halklarının yaşamını hedef aldığını gördüğümüz günleri yaşıyoruz. Çünkü halklar arasındaki düşmanlığı arttıran adımların Orta Doğu'da milliyetçi ve dini bölünmelerin bitimsiz acılara kapı açtığını görüyoruz. Çünkü öte yandan bugün Orta Doğu'da yaşanan yoğun gerginlik, çatışma ve savaş ortamını değil, demokratik ve barışçı bir dönüşümü zorunlu kıldığını görüyoruz ve biliyoruz. O nedenle sonunda söyleyeceğimi başında da ifade edeyim. Halkların yüzlerce yıl bir arada ve barışçıl yaşama deneyimine sahip olduğu bu coğrafyada huzuru tesis etmenin en doğru yolunun demokratik ve barışçı çözümü esas almak olduğunu düşünüyoruz. Orta Doğu'da şiddetin ölümün değil, halkların ve bir arada barışçı demokratik yaşamın tarafındayız. Demokratik ve barışçı yaşamı bu topraklara hakim kılmanın her zamankinden daha güçlü bir şekilde kendisini dayattığını düşünüyoruz. O nedenle Irak-Suriye tezkeresine hayır oyu vereceğimizi belirtmek istiyorum. Sayın vekiller, Rojava'yı da içine alan Kuzey ve Doğu Suriye hakkında ne biliyorsunuz? Ben bilmiyorum. Ama o bölgeyi bir askeri garnizon olarak değerlendirdiğinizi sanıyorum. O nedenle birkaç örnekle o bölgeyi anlatmak istiyorum. O bölgede toplumsal bir yaşam var. Bakın 2020'de yapılan nüfus sayımına göre bölgede mültecilerle birlikte yaklaşık 5 milyon insan yaşamaktadır. Halkın çoğunluğu Kürtlerden oluşmaktadır. Daha sonra ana yoğunluk Araplardır. Süryaniler, Türkmenler, Çerkezler, Ezidiler ve Ermeniler bölgedeki diğer halklardır. Yani çoğulcu bir toplum yapısı mevcuttur. Hayvancılık, tarım ve petrol bölgenin ana gelir kaynaklarını oluşturmaktadır. Fırat Nehri ile iç içe olması sebebiyle bölge verimli topraklara, canlı ve kirletilmemiş bir doğaya sahiptir. Suriye'nin petrol yataklarının %90'ı bu bölgede bulunmaktadır. İmardan sağlığa, gıda üretiminden tekniğe, su, toprak, petrol ve diğer kaynakların kullanımından doğanın korunmasına, eğitimden doğal yaşam kültürünün geliştirilmesine kadar çeşitli çalışmalar vardır. Örneğin gıda sanayinde açılan fabrikaların sayısı giderek artmaktadır. Konserve fabrikaları Kobani ve Kamışlı'da, Derik'te günlük 20 ton kapasiteli mercimek fabrikasıyla birlikte mısır ve cips üretimi için açılan fabrikalar da vardır. Yine Kobani'de zeytin fabrikası, Dirbesiye yakınında açılan yağ fabrikasında ise günlük 50 ton yağ üretilmektedir. Rojava genelinde 20'nin üzerinde un fabrikasında günlük 550 tonu bulan un ihtiyacı karşılanmaktadır. Ayrıca bazı kentlerde kooperatif tarzında fırın ve pastaneler açılmıştır. Alışverişte Suriye lirası kullanılmaktadır. Dış alım satımın tümü dolar üzerinden gerçekleşmektedir. Tekstil alanında da önemli adımlar atılmıştır. Tekstil sanayinin merkezi olarak Efrin öne çıkmaktadır. Efrin'de üretilen ürünler tüm Suriye kentlerine gönderilmektedir. Pamuk ihtiyacı daha çok Serekaniye ve Dirbesiye'den karşılanmaktadır. Kamışlı'da Rojava Üniversitesi faaliyet göstermektedir. Üniversitede tıp, mühendislik, kimya, tarımcılık gibi 11 adet fakülte bulunmaktadır. Eğitim dili Kürtçe ve Arapçadır. Kuzey ve Doğu Suriye'deki Kürt ve Arapların çoğu İslam'ın Sünni mezhebine bağlıdır. Kısacası kamusal bir altyapı işlemektedir, okullar yeniden düzenlenmiştir ve şimdi Kürtçe hizmet vermektedirler. Suriye rejiminde Suriye Kürtleri herhangi bir hakka sahip değillerdi, kimlikleri bile yoktu ama bugün durum değişmişti. Uzatmayayım, niye bunları anlatıyorum? Orada bir yaşam var, insanlar var, çocuk, kadın, yaşlı, genç, erkekler var. İnsanlar yaşıyor. Peki 2 milyon insanın yaşadığı Gazze'de durum ne?
Çok benzeri değil mi toplumsal yaşam açısından? Bugün Gazze'de ve Filistin'in işgal altındaki bölgelerinde yaşananlara haklı olarak itiraz ediyoruz, protesto ediyoruz, kınıyoruz. Kuzey ve Doğu Suriye'nin durumu farklı değildir. Orası bir askeri garnizon değildir. İnsanların, 5 milyon insanın yaşadığı topraklardan söz ediyoruz. Sormak istiyorum. Sizin güvenlikçi politikalara dayanan ve büyük icadımız diye anlattığınız dış güvenlik konseptini nereden ithal ettiniz? İsrail'den mi? İsrail'in Filistinlere uyguladıklarını kopya ederek sorun çözeceğinizi zannediyorsunuz ama bugün durum ortada. Sorunlar böyle çözülmüyor. İsrail ve Filistin topraklarında yaşanan çatışma ve savaş bunun böyle olduğunu gösteriyor. Bakın, Genel Başkanınız Tayyip Erdoğan'ın söylediklerine bakalım. Diyor ki 11 Ekim grup toplantısında sivillere yönelik hiçbir saldırıyı doğru bulmuyoruz. Savaşın da bir ahlakı olduğuna inanıyoruz. Çok doğru söylüyor. Tamamen katılıyoruz buna. Altına ben imzamı atarım. Başka bir konuşmasında diyor ki genel başkanınız, adil bir barışın kaybedeni olmaz diyor. Bölgedeki gerilimin son bulması gerekir diyor. Evet, adil bir barışın kaybedeni olmaz. Çok doğru bir söz. Aynen destekliyoruz. Şimdi bu sözlerin, bu iktidarın da ilkesel bir yaklaşımı olması gerektiğini düşünüyoruz. İhtiyaç duyulan daha fazla silah değil, hukuktur dedi geçen hafta Fuat Oktay, geçmiş dönemdeki Cumhurbaşkanı yardımcısı bu kürsüden. Evet, ihtiyaç duyulan daha fazla silah değil, hukuktur, demokrasi ve insan haklarıdır. Ama sadece Filistin-İsrail ilişkileri için değil, bütün Orta Doğu için geçerlidir bu. Kuzey ve Doğu Suriye için de geçerlidir, Irak için de geçerlidir. Ben şimdi size bunları söylüyorum diye biliyorum, kızıyorsunuz, içinizden öfkeleniyorsunuz. Ama barışçı ve demokratik politikaları ve önerileri konuşmak bizim görevimiz. Kızmayacaksınız, dinleyeceksiniz. Bakın geçen hafta bir vekiliniz yine bu kürsüde çok güzel bir şey söyledi. Hatırlıyor musunuz? İsrail parlamentosunda barış için konuşan ve mücadele edenler veya medyada barış yazıları yazanlar önemli bir iş yapıyorlar dedi. Değil mi? Sizin vekiliniz. Çok doğru söyledi. Bizim de işte yaptığımız budur. Bizim de yaptığımız budur. Kızacak bir şey yok bunda. Barış için mücadeleyi sürdüreceğiz. Demokrasi ve adalet için mücadeleyi sürdüreceğiz. Bakın nasıl Yunanistan ve Bulgaristan'daki Türk azınlık hak kaybına uğruyorsa ya da herhangi bir saldırıyla karşı karşıya kalıyorsa, kaldığında soydaşlık bağları nedeniyle hep birlikte bu işi protesto ediyorsak ve çözüm bulmaya çalışıyorsak, aynı şey Suriye ve Irak'taki Kürtler için de geçerlidir. Bu ülke sınırları içinde yaşayan milyonlarca Kürt'ün akrabasıdır Irak'ta ve Kuzey ve Doğu Suriye'de yaşayan Kürtler. Bu nedenle bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Barışçı çözümleri anlatmaya devam edeceğiz. Her türlü savaş ve işgal politikasında karşısında durmaya devam edeceğiz. Bunu size bir kez daha hatırlatalım. Sayın vekiller, elbette sadece tezkereyi değil, iktidarın dış politikasını da değerlendiriyoruz ve tartışıyoruz. Son 12 yıla baktığımızda ortaya çıkan tablo bir geri dönüşler tablosudur. İstikrarsız ve güvenilmez bir dış politika, bunun temel nedeni dış politikada diplomasi, diyalog, müzakere anlayışı yerine askeri güç gösterilerinin, askeri operasyonların, bölgesel askeri güç olma hevesinin geçirilmiş olmasıdır. İktidar Türkiye'yi demokrasi ve insan haklarına saygılı, toplumsal adalet, hukukun üstünlüğü, ekonomik istikrar ve refah, eşitlik ve özgürlük konularında bölgenin bir model ülkesi haline getirme anlayışında maalesef değildir. Tam tersine çatışma, savaş, işgal girişimleri, komşularıyla düşman olma, vekalet savaşlarının ve mezhep çatışmalarının bir öznesi olma anlayışı egemen hale gelmiştir. Yanlış olan budur işte. Bu iktidar dış politikada yanlışlar yapma istikrarına sahiptir. Yakın tarihimize baktığımızda dış politikada böylesine sorumsuz davranan bir iktidarı gerçekten görmediğimizi söyleyebiliriz. Doğu Akdeniz fiyaskosu da böyle yaşanmıştır. Mısır'la ilişkiler de böyle alt üst edilmiştir. Ege politikaları da böyle çözümsüz kalmıştır. Libya tuhaflığı da böyle ortaya çıkmıştır. Bu adımlar yanlıştır dediğimizde Türkiye toplumunun çıkarlarını korumak için diplomasiyle çözülmesi gereken sorunları askeri yöntemlerle çözemezsiniz dediğimizde bizi yerli olmamakla suçlayanlar sonunda dönüp dolaşıp bizim dediğimiz noktalara gelmişlerdir. İyi olmuş. Batılı müttefiklerle ve kurumlarla girilen kavga yanlıştır. Diplomasiye ve diyaloğa ihtiyaç var. Sert söze, kutuplaştırmaya, gerginliğe ihtiyaç yok dedik.
haklı çıktık. İktidarın yaptıklarının yanlış olduğu o alanda da ortaya çıktı. Avrupa Konseyi gibi üyesi olunan veya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi taraf olunan anlaşmalarla ve kurumlarla kavgalı hale gelmiştir bu iktidar. Öfke baldan tatlı geliyor size. Öfkenin bal olmadığını anladığınızda ama iş işten geçmiş oluyor. Sonra bizim dediğimiz noktaya geliyorsunuz. İşte Suriye ve Irak konusu da böyle bir konudur. 5 saatte Şam'a varırız diye düşünenler 12 yıldır yanlış üzerine yanlış yapmışlardır. Güvenilmez ve inandırıcı olmayan bir iktidar olmayı bütün batılı müttefikler ve komşularımız açısından sağlamışlardır. Sayın vekiller, bir ülke, bir toplum çatışmanın, savaş ortamının, kutuplaşmanın ve gerilimin içindeyse işte orada her türlü karanlık, kirli ilişkinin var olması kaçınılmazdır. Evrensel ve tarihsel bir kuraldan bahsediyoruz. Suriye'deki iç savaş ortamına boylu boyunca daldı bu iktidar, vekalet savaşı sürdürür hale geldi. Peki ne oldu? Bu alanda petrol kaçakçılığı yok mu? Var. Yasa dışı petrol ticareti yok mu? Var. Peki bunun uluslararası alanda ortaya çıkan belgeleri yok mu? Var. Peki yasal olmayan silah ticareti ve kaçakçılığı yok mu? Var. Kuzey ve Doğu Suriye'nin zenginliklerinin talan edilmesi yok mu? Var. Uyuşturucu ticareti yok mu? Var. Bu kirli ve karanlık ilişkilerle, mafyatik yapılarla iktidarın içinde yer alan odakların ilgisi yok mu? Maalesef var. Ahrar el-Şam'dan el-Nusra'ya, IŞİD'den Heyet Tahrir el-Şam'a, el-Kaide artığı ve türevi bütün yapılarla maddi manevi lojistik ilişkiler yok mu? Var. Özgür Suriye Ordusu veya Milli Suriye Ordusu hangi adla olursa olsun insanlık suçu işleyen yapılara destek yok mu? Var. Peki neden bunların hepsi var? Çünkü savaş ve çatışma ortamından nemalananlar var. Bu ortamdan beslenenler var. İşte Suriye-Irak tezkelerinin Türkiye'ye getirdiği nokta burasıdır. Savaş çürütür, yozlaştırır. Bugün yargı mekanizmasıyla ilgili tartışmaların bile bu çürümenin bir parçası olduğunu görmemiz gerekiyor. Mali eylem gücü FATF Türkiye'yi gri listeye alması da bundan kaynaklıdır. 1991'den beri Türkiye FATF üyesiydi. İlk kez bu iktidar zamanında gri listeye alındı. Neden? Neden gri listeye alındı? Çünkü IŞİD ve El-Kaide gibi örgütlerin mali finansmanına soruşturma açmakta kararlı davranmadı bu iktidar dedi FATF'nin yöneticisi, müdürü. Bunun için dedi. Bu ülkede IŞİD'liler, IŞİD emirleri, IŞİD Maliye Bakanı, kimisi yakalanıyor, kimisi bir işe girmiş, kimisi şirketler kurmuş, ortalıkta cirit atıyorlar. Bu nasıl iş? Bu ülkenin sınırlarından 5 kilometre uzaklıkta IŞİD'in en tepesinde isim Bağdadi öldürülüyor. Türkiye'nin kontrol ettiği bölgede ses çıkmıyor kimseden. IŞİD yalnızca Suriye'de değil, yalnızca Irak'ta değil, içimizdedir içimizde. Yüzlerce hücresiyle bu ülkenin sınırları içindedir. Nasıl oldu bu? IŞİD ve benzeri yapılar Türkiye toplumu için büyük bir tehdit ve sorundur. Bunu duymak istemiyorsunuz ama bu gerçek çok acı. Hepimizin sorundur. İşte bu durum Irak-Suriye tezkerinin Türkiye'ye getirdiği noktadır. Şimdi bakın, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği'nin zaman zaman raporları açıklanıyor. Haziran 2019'dan Temmuz 2020'ye kadar olan raporlarda ve son yıl açıklanmış olan raporlarda sivillerin infaz edilmesi, kadın ve çocukların kaçırılıp fidye istenmesi, kadınlara yönelik cinsel saldırılar, sivillerin mallarının yağmalanması, doğanın talan edilmesi, sivillerin zorla yerinden edilmesi, sivillerin su ve gıda gibi temel ihtiyaçlara erişimin planlı bir şekilde engellenmesi, her türlü insan hakları ihlali, işkence, insanlığa karşı işlenen suçlar, bunların hepsi insan sayarken bile tedirgin oluyor, bitiremiyor. Bu raporlarda bu suçlarla ilişkilendirilenler kimler? Süleyman Şah Tugay'ı, Hamza Tümen'i, Sultan Murat Tümen'i, Ahrar el-Şarkiye, Şam Cephesi, Suriye Milli Ordusu ve diğerleri. Saymakla bitmez. Bu cümlelerin ardında ise bu raporlarda maalesef bir şey daha okuyoruz. Diyorlar ki Türkiye'nin himayesindeki gruplar, bu paramiliter gruplar açık şekilde insanlık suçu işliyorlar. Bu grupların lojistiğinden finanse edilmesine kadar uzanan kirli ağa son verilmesi gerekiyor. Bu kirli oyundan vazgeçilmesi gerekiyor. Neden bu gruplar Türkiye'nin himayesinde? Bunun cevabı var mı sizde? Bizde var. Neden biliyor musunuz? Kürt hakkını almasın diye. Kürt yaşadığı toplumlarda ve topraklarda herhangi bir statü sahibi olmasın diye. Kürdistan coğrafyasında huzur olmasın diye. İşte bu nedenle bu grupları destekliyor bu iktidar. Şimdi sayın vekiller, sizin kavramlarınızla konuşayım.
komşu ülkenin toprakları üzerinde ameliyat yapmak olmaz. Sizin kavramınız, genel başkanınız, değil mi? Ya siz ameliyatı geçtiniz, organ nakli yapmaya başladınız. Organ nakli. Bu mu iyi komşuluk ilişkileri? Suriye'de yaşayan Kürt, Arap, Türkmen tüm halklarla iyi ekonomik, ticari, kültürel ve siyasi ilişkiler kurmak yerine çetelerle dar alanda egemenlik oyunları oynamak mı? Bu mu büyük devlet politikası? İşte Irak, Suriye tezkerelerinin Türkiye'yi getirdiği nokta burasıdır. Bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan demiş ki, birisinin toprağını işgal ediyorsunuz, evine el koyuyorsunuz, dışarı atıyorsunuz, birini getirip oraya koyuyorsunuz, yerleşimci diyorsunuz, bunun adı hırsızlıktır. Çok güzel söylemiş, çok güzel söylemiş ama sadece İsrail ve Filistin için değil, bütün Orta Doğu için bu konuya böyle bakmak gerekiyor. Kuzey ve Doğu Suriye için de bu konuya böyle bakmak gerekiyor. Aynen altına bu cümlenin imza atıyorum. Ama bu sözün her yer için geçerli olduğunu bu iktidarın bilmesi gerekiyor. Savaş yorgunu bir ülkeye, yani Suriye'ye daha ateş sönmemişken yeni çatışmalarla gitmek, yani benzinle gitmek en hafif tabiriyle kötülüktür. Bugün içinden geçtiğimiz çoklu kriz bu izlenen politikaların sonucudur. Irak ve Suriye tezkerelerinin Türkiye'yi getirmiş olduğu noktadır. Bir kez daha hatırlatalım, tezkere demek FATF'de gri listeye girmek demektir. Tezkere demek Suriye'de vekalet savaşlarının yürütülmesi demektir. IŞİD'lerin ve diğerlerinin bu ülkede cirit atması demektir. Hukuksuzluk, adaletsizlik demektir. Tezkere demek mülteci akınının sürmesi demektir. Sayın vekiller, çatışmanın sona erdiği, askeri değil siyasi adımların öne geçtiği, diyalog ve müzakerenin olduğu bir ortam, demokratik bir Suriye bu sorunun da aşılmasına yol açar. Önerimiz ne? Ne yapmak gerekiyor? Komşumuzda süren savaş ortamını sona erdirmek için hangi adımların atılması gerekiyor? Sorunların değil, çözümün tarafı olmak gerekiyor. Birinci nokta bu. Bunun için bir kez daha tekrarlıyorum. Suriye, Arabı, Kürt'ü, Türkmeniyle Suriye halklarındır. Öncelikle bu halkların iradesini hiçe sayan her girişim yanlıştır. Yıkım yerine yeniden inşa politikalarına ihtiyaç vardır. Suriye halkları geleceklerine ve demokratik Suriye rejiminin yeni toplumsal sözleşmesine birlikte ve müzakereyle karar vermelidir. Barış ve müzakere tek geçerli yoldur. Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde güçlü bir yerel demokrasi üzerinde yükselen bir demokratik rejim inşası adımları en gerçekçi ve doğru olan yoldur. Bütün etnik, toplumsal, inançsal ve kültürel oluşumların kendilerini kurumları aracılığıyla ifade ettiği, toplumsal mutabakata, demokrasiye ve çoğulculuğa açık, insan haklarına saygılı bir rejim. İşte Türkiye elindeki bütün imkanlarla bu yöndeki adımları desteklemelidir. Komşusunun geleceğini barış içinde inşa edebilmesini kolaylaştırmalıdır. Savaşın korkunç yıkımını bilmeyenler barışın kıymetini de bilmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi adil bir barışın kaybedeni olmaz. Bugün en çok zayıflatılan, gündeme alınmayan barış ve müzakere politikası elimizdeki en güçlü imkandır. Türkiye bütün komşularıyla ilişkilerini ekonomik, diplomatik, kültürel alanda geliştirmelidir. Bunun yolu diplomasi ve müzakeredir. Size yapılmasını istemediklerinizi başkalarına yapmaya kalkışmak en büyük tutarsızlıktır. Bir coğrafyanın nüfus yapısıyla oynamaya Bulgaristan ve Yunanistan örneklerinde haklı olarak karşı çıkarken Suriye ve Irak'ta biz bunu yapabiliriz diye düşünmek en büyük tutarsızlıktır. Demografik değişim yaratmaya çalışmak en büyük yanlıştır ve asla kabul edilemez. Bizler işte bu nedenlerle tezkereye hayır oyu vereceğiz. Bizler savaşın, çatışmanın, tezkerenin ülke ve toplum yararına olmayacağını bildiğimiz için karşı çıkıyoruz. Kürtlerin varlığına, Kürt halkının siyasi ve idari haklarını kullanmasına düşmanca yaklaşmak çözüm değil, çözümsüzlüktür. Her yerde Kürtlerin kazanımlarına itiraz ediyorsunuz. Kuzey ve Doğu Suriye'de de, Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi topraklarında da. Kürt fobik olmak çözüm değildir. Kürt'ün hakkı, hukuku olursa Türk de huzur bulur, Fars da huzur bulur, Arap da huzur bulur, herkes huzur bulur. Barış içinde, eşitlik içinde bir arada yaşamanın yolu budur. Kürt sorununa demokratik ve barışçıl çözüm konusunda ısrarcıyız. Bu sorun çatışmalar ve gözyaşlarıyla değil, diyalogla, müzakereyle çözülmelidir. Çare ve çözüm Ankara'da bu meclis çatısı altındadır.
Buyurun, bir dakika veriyorum, toparlayın lütfen. Kendi sınırları içinde yaşayan Kürtlerle, komşu ülkelerde yaşayan Kürtlerle barışmaktır doğru olan. Türkiye'nin güvenliği Suriye iç barışından ve barışçıl politikalardan ve Suriye'nin demokratik bir çoğulcu rejime sahip olmasından geçmektedir. Bu meclisin diyalog kurmak, müzakere etmek gibi tarihsel bir vazifesi vardır. Hangi partiden olursa olsun çağrımız herkesedir. Türk, Kürt ve Arap halklarının birlikte eşit olarak yaşamaları, ortaklıkları bölge için huzur ve refah adımı olacaktır. Bizler meşru olan demokratik çözüm ve barış mücadelemizin hem ülkemizde hem de komşularımızda kararlı takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Gelin hep birlikte barışı örelim, eşitliği ve kardeşliği sağlamlaştıralım. Parti görüş ya da konumu fark etmeksizin insanların ölümüne, yerinden edilmesine karşı çıkan, savaş ve çatışma karşıtı olan herkesedir çağrımız. Biz insanlar ölmesin. Bu topraklara, bu... Toparlayın lütfen. Biz insanlar ölmesin. Bu topraklara, bu coğrafyaya barış gelsin diye bu yola çıktık. Hiçbir zorluk bizi bu yolumuzdan geri çeviremez. O nedenle bir kez daha tezkereye hayır diyoruz. Hayırda hayır vardır diyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.